Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır videosunu atmadığım Japon mitolojisi hakkında video atacağım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Bir önceki videoda sizlere bahsetmiştim. Suzanne Woo'nun kızıyla Okinunusi kaçarak evlenmişti. Yani Okinunusi'nin baş eşi Suseri Hime'dir. Pek çok kez evlilik yapan Okinunusi, Suseri Hime'nin hiddetine maruz kalmıştır. Ve ilk eşi olan Inaba güzeli Yagami Hime'nin ise kocasını ve çocuğunu terk ederek evine dönmesine sebep olmuştur. Tabi haliyle pek çok kez evlenince çok fazla da çocuğu olmuştur. Bunun sebebiyle, yani çok fazla çocuğunun olması sebebiyle Izanami ve Izanagi'nin başlattığı yeryüzünü yaratma sürecine devam ettirmiştir. Okinunusi Izanami'de meşgulken kendisinin yanına bir kuyruk sallayan kuşu postu giymiş ya da bir diğer versiyona göre ise kendisini oldukça iri gösteren bir kas postu giymiş olan ve ağaç kabuğundan yapılmış teknesiyle dalgaları aşan bir cüceyla yanına gelir. Cüceyla konuşmaya başladığında ayakları olmayan kara kurbağası ve tüm mevsim şartlarına rağmen ve mevsimlerde açıkta kalan, her şeyi bilen, korkuluk ilahı olan Kuya Bikoya'yı sormayı önerdi. Onları adı Tsukuba Binnikona olan cüceylahın adı Kami Misukumi no Kami ya da Takami Musubimi no Mikoto olan semavi ilahlardan bin oğlundan birisi olduğu açıklandı. Onlardan biri olan Okinunusi Kuno Bikono yeryüzünü yaratma ve sağlamlaştırma işine koyuldular. Ama tabii ki olay bununla da bitmedi. Amaterasu oğlunu yeryüzüne gitmesini ve yeryüzünü ele geçirmesini emretti. Ama genç tanrı cennetin dışına çıktığında ve semavi uçan köprüde yeryüzüne baktığında ise tamamen ortada bir kaos vardı. Oradan oraya uçan tanrılar, kötücül ruhlar sinekler gibi vızıldıyor. Ağaçlar ve kayalar hem konuşup hem de etrafta dolanıyordu. Yeryüzüne inmeden Amaterasu'nun oğlu hemen korkuyla geri döndü ve bunu annesine bildirmek istedi. Amaterasu vazgeçmedi. Bir diğer oğlu olan Ameno Hohi'yi oraya gönderdi ve ne olursa olsun oraya inmesini emretti. Ve genç ilah ne olursa olsun sazlıklar diyarına indi ve orada sadece 3 yılını Okinunusi'nin gözüne girmeye çalışarak geçirdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.